Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size evden sesleniyorum. Evde de olsam sizi teknolojiyle buluşturmaya devam ediyorum. Peki bugünkü konumuz ne? Bugün neleri konuşacağız? Aslında bugün biraz üzücü bir şey konuşacağız. Çünkü bazı telefonlar, bir markamız var biliyorsunuz ki Xiaomi. Kullanıcıları var, hastası Apple gibi falan. Ve Xiaomi telefonların bazıları artık güncelleme almayacak. Xiaomi bunu duyurdu. Üzülenler olacaktır. Çünkü en çok tercih edilen telefonlar bazılarının güncellemeleri durdu. Peki ne bu telefonlar? Birazdan geleceğim ama ondan öncesinde bir telefon güncelleme almazsa ne olur? Artık kullanamaz mıyız gibi kafamızda soru işaretleri olabilir. Şimdi kısaca ona değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere günümüzdeki teknolojik cihazlar, bilgisayarlar, tabletler, telefonlar belli aralıklarla yazılım güncellemeleri alıyor. Bu yazılım güncellemeleri sayesinde işte telefonunuzda ekstradan erişebilirlik uygulamaları olsun, aynı zamanda işte parola desteğinin güçlenmiş olması olsun gibi farklı yazılımsal donanımlarla güçlendiriyor telefonumuzu ya da artık hangi teknolojik cihazı kullanıyorsak. Ama eğer ki bir telefon, tablet ya da bilgisayarınız varsa ve artık güncelleme almıyorsa bu tarafta bazı uzun süreli sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi donanımsal ve stabilizasyon tarafında yaşayacağınız sıkıntılar olabilir. Markanın yazılım geliştiricileri düzenli olarak bizlere daha iyi bir kullanımı sağlamak için aslında sürekli yenilikler getiriyorlar. Ama artık telefonunuz güncelleme almayacak olursa bu yeniliklere maalesef ulaşamayacaksınız. İlk sıkıntımız bu olabilir diyebilirim. İkinci sorunumuzsa güvenlik önlemleri aslında. Daha öncesinde güvenlik yamalarını falan mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer telefonunuz artık güncelleme almayacak olursa artık telefonunuz maalesef dış güçlerini, her zaman bunu yaşayacaksınız diye bir şey yok. Öyle lafın gelişi söylüyorum. Herhangi bir saldırı anında veri analizi tarafında açıkta olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz veri konusunda. Bir başka konumuz da uygulama uyumluluğu. Uygulama uyumluluğunu da artık bildiğiniz üzere tüm telefonlarda, Instagram, sosyal medyada aklınıza ne geliyorsa ya da kullandığınız üçüncü harici tüm uygulamalar belli bir telefon sürümünün üzerine çalışabiliyor. Eğer telefonunuz neredeyse işte güncellemesi geçmiş ve artık 2 yıl, 3 yıl daha kullandıysanız bazı uygulamalara uyumlu olmayabilir ve bu uyumlu olmayışı o uygulamayı kullanamama durumuna sebep olabilir. Böyle gibi sorunlar çıkıyor. Son ve dördüncü olan taraftaysa donanımsal ve yazılımsal sıkıntılar yaşıyorsunuz. Telefonunuzda dolmalar, kasmalar olabiliyor. Aynı zamanda şarj konusunda şarjınız çok daha hızlı bitebiliyor gibi birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Geldik peki şimdi hangi telefonlar artık yazılım güncellemesi almayacak? Xiaomi tarafında üzücü bir haber. Hepimizin kullandığı, cebimizi düşünen bir telefondu o. Birincisi Xiaomi Redmi Note 10 Pro artık güncelleme almayacak arkadaşlar. Bu bizi gerçekten üzdü. Çoğu kişinin kullandığı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ama artık değiştirmenin vakti geldi. İlk telefonumuz buydu. Bir sonraki telefonumuz da Poco X3 Pro. Oyun oynayanların çokça sevdiği ve tercih ettiği bir telefondu. Ama artık Poco X3 Pro'da maalesef ki güncelleme almayacak telefonlar sırasında yerini aldı arkadaşlar. Biraz tabii ki orta segment tarafında tercih edilen cihazlardı. Güncelleme almayacak olması artık yeni telefon almaya belki sizi yönlendirebilir. Bir başka telefonumuzsa Xiaomi 11 Lite. Artık güncelleme almayacak arkadaşlar. Bunun da duyurusunu yapmış oldu Xiaomi. Son telefonumuzsa Mix Fold. Mix Fold güzeldi. Ben bunu seviyordum ama tabii ki yenileri geldi. Çok çok ultra iyi telefonlar sunduğu için artık Xiaomi bizlere bu telefonların güncellemesi bitti arkadaşlar. Ama üzülmeyin. Eğer telefonunuzu yenilemek istiyorsanız şimdi birazdan size sayacağım. Bazı telefonlar hala güncelleme alıyor. Peki o telefonlar hangileri? Kısaca ondan da bahsedeyim. Önümde notlarım var. Oraya bakarak şimdi sizlere bunu aktaracağım. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında arkadaşlar HyperOS güncellemesi almaya devam edecek telefonlar şunlar. Redmi Note 12, Redmi 11 Prime 5G,
Redmi Note 11, 11S, 11 Pro ve 11 Pro 5G güncelleme almaya devam edecek. Redmi 13C ve Xiaomi Pad 5 de güncelleme almaya devam edecek telefonlar arasında. Peki aklınızda soru işaretleri varsa, bunlar almaya devam edecek olanlar. Alanlar ve daha uzun ömürlü olanlarsa şunlar. Bunları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şu son sıraladığım telefonları. Xiaomi 13 Pro zaten geçen yıl çıkmıştı. Oldukça sevilen bir telefondu. Daha uzun sürede güncelleme alacağını düşündüğüm bir telefon. Xiaomi 12 Pro, Mi 11 Pro serileri, yani 11 Pro, 11 Ultra gibi telefonlar almaya devam ediyor. Uzun sürede alır. Note 12 serisi tüm seri almaya devam edecek arkadaşlar. Ve Note 13, 13 Pro, 13 Pro Plus güncelleme almaya devam edecek. Videomuz bu şekildeydi. Sizlere böyle hızlıca bahsetmek istedim bu olaydan. Çünkü Xiaomi tarafında gerçekten böyle bir fan kitlesi gibi ben Xiaomi telefon kullanıyorum diyen çok arkadaşım var. Özellikle Xiaomi'nin tercih edilmesinin sebebi batarya durumunda, şarj durumunda bizi uzun süre idare edebiliyor olması konumunda çok kişi tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Tabii ki keza kamera tarafında da 108 megapiksellik kameralarıyla birçok kişiyi idare etmiş bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Oyun tarafında da çok iyi işler çıkartıyordu. Poco telefonlarla yürüdü, aldı başını gitti. X serisinde, F serisinde. Tabii F hala almaya devam ediyor. Ona da bakabilirsiniz belki dilerseniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle evden videolar gelsin mi? Onu da aşağıya yazarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.